söyleyeyim. Evet. Yani bu ibadetler ha babam ne babam güncellenen bir şey değil ki. Ya bu sabiteler üzerine bizim ulema içtihat yapmış. Ebu Hanife kafayı patlatmış. Ortaya epeyce korkunç derinlikli bir şey çıkmış. Evet, doğru. Ya durduk yere şimdi icat yapmanın ne anlamı var? Ne anlamı var hocam? Evet. Ne anlamı var yani şimdi? Var olanın özünü anlamak varken. Şimdi diyelim ki 5 vakit namaz. Ya 2 miydi, 3 müydü, 2 miydi, 4 müydü? Kur'an-ı Kerim'den çıkar. Birisi meleğin kanadından rekatı çıkarmış. Evet. Öbürü bu salat-ı haftan 2 rekat çıkarmış. Hatta biri 1 çıkarmış. Biri hiç ya yok. Neyin demiş. Peşindesiniz? Biri hiç yok demiş. Allah'ın kulu neyin peşindesiniz ya? Ya bunu Peygamber Efendimiz bu kitabın mücmelini tebyin etmiş. Ya akımız salat demiş. Başka bir şey söylememiş. Evet. Resulullah da buyurun demiş. Ekim salah işte böyle yapılıyor. Bunu evet. Sallu kema ra'aytumuni usalli demiş. Talimatı da vermiş. Ben nasıl kılıyorsam sen de bana bakıp öyle kılacaksın. Bunu sahabe almış. İkinci nesle aktarmış. Aktarmış kendini. Al işte sana Kur'an'ın bak Kur'an'ın sübutu kadar sabit. Evet. Kur'an'ın delaletinden çok daha sağlam. Bak bunun delaleti zannidir. Delaleti zanni ne demek? Hocam bu ayet bu anlama mı gelir? Şu anlama mı gelir? Evet. Burada sıkıntı var. Ama yaşayan sünnetin hem sübutu sabittir hem delaleti sabit. Şimdi evet. Niye oynuyorsun fabrika ayarlarıyla? Ya Resulullah'ın yaptığı senin neyine zoruna gidiyor? Ben onu anlamıyorum. Yani şimdi 5'i 2'ye çekince öne çıkmak biraz farklı yani şimdi, gözükmek hocam, gibi. Benim kanaatimi söyleyeyim. Peygamber Efendimiz 3 vakit 2'şer rekat bazı rekatlardan başlamış. Bakın Hanefilikte namazı seferde kısaltmak terfih ruhsatı değildir. Azimet ruhsatıdır. Yani kısaltacaksın. Bitti. Çünkü temeli 2 rekat öyle kabul ederler. Evet. Peygamber Efendimiz 3'le başladı 2'şer rekattan. Geldi Medine'ye. Geldi mi? Geldi. E kardeşim Medine'ye geldik rahat ettik zannediyorsunuz ama öyle değil ya. Bir Bedir yaptık. Evet. Hemen rövanşını almaya kalktılar. Bitmedi, hesap kesilmedi. Bir berabere kaldık gibi bir sonuç çıktı. Hendek. Hendek'te kitle çoğaldı bu sefer. Ahzap oldular. Yetmedi bir de arkadan Beni Kurayza ihanet etti. Biri Maune'de şehit var. Orada var, burada var, Tebük var. Yani peygamber, evet, Medine'de devlet olduk. İmkanlar büyüdü ama düşman da büyüdü. Tehdit de büyüdü. Fakat baktık Müslümanların bir kısmı işine gücüne dalmaya başladı. Salebe kıssasının aslı var yok ama insanoğlunun böyle eğilimini yansıtan bir tablodur. Şöyle bir tablodur. Hocam programımızın da sonuna geldik. Tamam şey. Toparlarsın. Hemen toparlayayım. Baktı ki bir çocuklarda bir sahabelerde Müslümanlarda bir dünyevileşme var. Onu toparlamak için hem araya vakit attı hem de rekat attı. Kim yaptı bunu? Peygamber yaptı. Peygamber nedir? İster kabul edin ister kabul etmeyin. Şaridir. Yapmış. Peygamber vahiy getiren, uygulayan ve gösteren. Öyle mi? Ben şari değilim ki ya. Ben onu örnek alıyorum ya. Bitti. Evet. Bitti gitti. Sonuç. Resulullah'la Kur'an'ı buluşturmak zorundasınız. Kavga evet. Ettirmeyelim. Birilerinin aşırı hadisçilik yapması efendim sümük-i şerif üzerine düşmesi yüzünden sünnete kızmayalım. Evet. Sünnet onlara kurban edilecek kadar, çizilecek kadar önemsiz bir şey değil. Sünnet ve Kur'an. Peygamberin şari olmasını şöyle anlayabilir miyiz hocam? Şari şu kızık. Demek, Allah'a rağmen hüküm koymuyor, koyamaz. Ha, bitti. Yani Allah'ın ama, tabii ya. Onun yaptıklarını onayladıkları. Ya tevhid dininde iki başlılık olur mu hocam? Eyvallah, bunu düzeltelim çünkü. Tevhid dininde de, iki başlılık olur mu? Hocam yanlış anlaşılmasın. Şefaatte de böyle yani. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle, Allah bu kulun üstünü çizecek, cehennem. Resulullah araya girecek, benim hatırım var. Böyle şey mi böyle olur? Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Dualizm mi bu? Tevhid. Evet. Onun için şu. İfade mücmel. Evet. Sana da peygambere de şey tanıyor. Evet. Anladın mı? Bu da bu kadar. Evet. Yani aksine hüküm olmayan şeyler. Tabii. Evet. Evet yani Cenab-ı Hakk'ın müdahale etmediği müdahale etmediği yerde
tasarruflar kullanıyor. Tasarruflar evet. Bitti. Ki bazı ama, örflerin bile tabii, olaylanması gibi. Yani namaz gibi. Diye bir ibadet koyamaz. Koyamaz asla, asla evet. Ama namaz ibadetini bakar, Müslümanların gevşekliği var, rehaveti var, cemaate gelmiyorlar. Oradaki cemaat evet. mevzusu şu. Arkadaşlar diken üstündeyiz. Evet. Siz hepiniz oyunda oynaştasınız. Evet. Bir arada bir yani irtibatı kesmeyelim, sıklaştıralım. Evet. Budur. Kökü Allah'tan gelir, açılımını Resulullah yapar. Ben benim şahsi kanaatim şu. Peygamber Efendimiz 2-3 vakit ikişer rekat geldi. Evet. Fakat Medine döneminde gevşeme başlayınca imkana kavuşmanın rahatlığı ve rehaveti Müslümanlara çökünce bu namazların hem rekatının hem de adedinin Hazreti Peygamber'in tasarrufuyla ben bu Müslümanların bu gevşemesinin şeyini nedir? Bu dünyevileşme seline kapıp gidiyorlar bunlar. Evet. Bir kıssa var meşhur Salebe kıssası bilirsiniz. Evet. Bu bir ilginç bir şey anlatır. Mesela Enfal suresinin başındaki ganimet kavgaları. Para pul hocam Müslümanların parayla pulla imtihanı zor oluyor. Zor oluyor. Evet. Bizim de zor ya. Tabii. Yani ben vallahi açık söyleyeyim. Bir evim var 6 senelik borcum daha var. Bir de bir 5-10 senelik bir arabam var. Bunun dışında bir variyetim yok. Diyorum ki Cenab-ı Allah beni muhannete muhtaç etmesin. Evet. Ama abi. Zenginlikle sınanmayı istemem hocam. Evet hocam. Çünkü günahım fazla bir de onun azdıracak günahını talep etmem. Yani zenginlikle sınanmak çok daha riskli bir şey. Bak bunu retorik olsun diye demiyorum. Gözüm de yok. Yani Müslümanlar da bu sınavı pek geçemediler. Hocam işte de... peygamber öldükten sonra da yaşanan iktidar kavgalarının alametini görüyorsunuz. İşte asr-ı saadet dediğiniz dönemin insanları değil mi bunlar? Bu salatın kılınışında hani elleri bağlama falan filan evet. birçok farklı şekiller, şey var ya evet. şekil. Hadis rivayetler üzerinden gelen. Bu şunu gösteriyor. Resulullah Efendimizin bu konuda sabit standart en başından beri tutup sabitlediği bir şey yok. Duruma, vakte göre. Belli ki o da zaman içerisinde bunu olgunlaştırıyor. Burada görünürlük açısından Müslümanı diğer vatandaştan farklı kılan ve aynı zamanda rahatsız eden en temel ibadet bu rükûlu, secdeli namaz. Canlarını en çok o yakıyor. Onun için namaz kafiri müminden ayıran çizgidir diye bir şey var. Yani burada kılamıyorsak işte efendim kaçak yapıyorsak arada bunun hiç mazereti yok. Bunun evet. mümkün hemen bunu toparlamak lazım. Yani bu buna bir şekil düzen vermemiz lazım açıkçası. Evet. Onu zaman içinde peygamberimiz olgunlaştırıyor. Bir şekle şemale sokuyor öyle. Çünkü bu kadar çeşitli olması şu demek değil. Cibril geldi. Muhammed bir böyle dur dedi. Bir şöyle bağla dedi. Bir üçünü şuraya bırak parmaklarını. Böyle değil hocam. Bunu Peygamber Efendimizin inisiyatifine bırakılmış bir iş. Bu da bir tolerans belli. Namazların da rekatının atması Medine dönemindedir hocam. Sebebi de ben onu Müslümanların rehavete kapılmasının önünü mesela cemaate gelmeyenlerin evini ateş yakmak geliyor içimden demesinin sebebi ne? Ya o dirliğin, o düzenliğin, bozulmaması. O birlikteliğin bozulmaması. Evet. Bakın biz de bugün tek başımıza yaşadığımız zaman nasıl güneşteki dondurma gibi eriyip gidiyoruz hocam. Evet, onun için ben bu teknik anlamda cemaat işine çok sıcak bakmam ama Müslüman bir arkadaş grubunun birbiriyle evet. kenetlenmesi, böyle kenetlenmesi Allah'ın emri zaten. Evet, ben bunu çok önemsiyorum.